sizin de aklınızdadır hani bir türkü var. Anadolu insanının, Anadolu civan merdinin, Anadolu erkeğinin, Müslüman delikanlının söylediği bir terennüm vardı. Ey benim tahtı yârim, gönlümün bahtı yârim, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? O kadar dikkatli ve hissetti ki, ey benim bahtiyarım diyor, bahtiyar insan. Bahtiyar demek yani her aradığını bulmuş mesul insan. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim. Gönlümün taht kurmuş insan diyor, nikahlısıdır vesairesi. Yüzünde göz izi var, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? Gözünde yabancı erkeklerin, o kadının nikahlısının yüzünde, nikahlı hanımının yüzünde, yabancı erkeklerin gözünün izini arayan namus kimsel hanımlar. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim diyen insan nerede? Hanımını götürüp de bir kuaför, Fransızca, gavurca bir kelimeyle sistemlenen kuaför salonlarında ne iyiliği soyu sopu belli olmayan erkek berberlerinin önüne hanımını oturtup da boynunu boğazını mıncıklayan, her çeşit rezaleti helal gören bu erkeklere siz nasıl Müslüman diyebiliyorsunuz? İmkan ve ihtimal var mı? Ve aynı şekilde sokaklarda giyindiği kıyafetle, o dekolte elbiselerle, daracık, şeffaf, ince kıyafetlerle sokak sokak dolaşarak onun bunun gözlerini üzerine çekmeye çalışan kadınlara siz Müslüman mı diyorsunuz? Allah Resulü aynen şöyle buyuruyor. İnne min ehlin nari nisaun kâsiyâtun âriyâtun mâilâtun mimilât. Resul-i Zişan ferman ediyor. Cehennem ehlinden olan bir taife var ki, bir taife, bir sınıf, bir zümre var ki cehennem ehlinden. Nisaun, bunlar bir takım kadınlardır. Nasıl kadınlar ya Resulallah? Kâsiyâtün âriyâ. Üzerlerine bir elbise giymişler ama üzerlerinde bir elbise var, anadan doğma çıkmamışlar, tamam. Giyinmişler kisveli, kâsiyat kisveli kadın demek. Örtünmüş, giyinmiş ama âriyâtun tıpkı çıplak bir kadınmış gibi herkesin gözü üstüne çekiyor. Tıpkı çıplakmış gibi erkeklerin nazarını çekiyor bu kadın. Mesela daracık bir pantolonu bacağına geçirmiş, vücudunu alçıdan bir kalıba koymuş gibi önden ve arkadan avret mahallinin kalıbını bütün gözlere ve kaldırımlara dikmiş bu kadın. Hatta pantolon giymese bile, ne giyerse giysin, ne kadar entari giyerse giysin, vücudunun kalıbı, endamı, önden veya arkadan vücut hatları meydana çıkıyorsa, Allah-u Teala bu kadına örtünmüş demiyor, âriyâtün çıplaktır hükmünü veriyor. Bu haliyle ne oluyor? Mâilâtün meylediyorlar bu kadınlar. Kime? Kendileri çıplak olarak dolaştığı için, başka erkekler bize baksın, baksın, baksın diye bu kıyafetle çıkan kadın, bakalım herkes bana bakıyor mu diye o kadın da başkasına bakıyor. Hep göz görüyor musunuz? Gözlerden fırlayan küfür etrafı kasıp kavurmaktadır bugün. Ve bu haliyle bir kadın kıyafetini, elbisesini, onun bunun dikkatini çeksin diye tanzim eden bir kadın, sırtına kadar soyunan bir kadın, ince elbiseler ve şile bezlerinden mintanlar, gömlekler yapan bir kadın, çıplak dolaşmış hükmü doğan bu kadın, bu kıyafetiyle, bu tavrıyla, bu edasıyla Allah'a isyan için açılan bir isyan bayrağından bir farkı yoktur. Cenab-ı Hak kapatın, izleyin, örtünün dediği halde o açılıyor, dökülüyor, dekolte oluyor. Bu haliyle ne diyor?
Ey Allah, sen istediğin kadar örtünün deyin. Ben seni Allah kabul etmiyorum, soyunup çıkıyorum. Kendi kıyafetimi sana İslam bayrağı halinde kullanıyorum diyor. Böyle bir hale Müslüman nasıl razı olabilir? Ma ilan kendisi durmadan değilim. Ona buna bakıyor, mümilat başkasını kendisine meylettiriyor. Bakmaya mecbur bırakıyor, dikkatini çekiyor, şehvetini çekiyor. Ruhusuhunne, bu kadınların başları, saçları, kafaları teessimetil buhdi, aynen devenin hörgücü gibi şekil şekil alır. Kuaför salonlarında kimisi saçlarını kabartıyor, kimisi taratıyor, kimisi döküyor, kimisi şişiriyor, kimisi... Aynen tarih etmiş Resulullah, arkasından hükmünü belirtiyor. La yedhulnel cennete, bu gidişlerinden, bu kıyafetle günahlarından tevbe etmedikçe vallahi bu kadınlar cennete girecekler. Ve la yedidne rihaha, cennetin kokusunu Allah onlara göstermeyecek, tattırmayacak. Nazarlar ne kadar korkunç görüyor musunuz mesela? Nazarlar ne kadar müthiş, nazarlar ne kadar mühlik, ne kadar muhit bir hal almış bulunuyor. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu hükümlerin hepsi göz üzerinde tekarrucu görüyor musunuz? O halde bütün gücümüzle, bütün gayretimizle bu hususa dikkat edip aile hayatımızı disiplin altına almaya mecbur bulunuyoruz. Kimseyi tahrip etmek için söylemiyoruz. Uyanmaları, duygulanmaları ve İslam'ı hayatlarına hakim kılmaları için söylüyoruz. Ve size tekrar ediyorum, siz de bu gayreti gösteriniz. Her defasında çeşit çeşit kardeşlerimizi bazı nasihatlara getirmeye veya buradaki nasihatları onlara dinletmeye gayret edelim. Çarşamba günü ikindi namazından sonra Beyoğlu Ağa Camii'sinde vaaz ettim. İkinci dersim oldu ve inşallah devam edeceğim her çarşamba ikindi namazından sonra. Kardeşlerimiz bir gayret ettiler. Bu çarşamba günü Ağa Camii'nde 15-20 tane şarkıcı, darbukacı, bilmem ne kadar çalgıcılar hep camiye gelmişler. Getirmişler. Onlara uygun bir ders yaptım. Hepsi çıktıktan sonra tevbe edip tereddütsüz namaza başladılar orada. Hepsi şahit bu hadiseye. Elhamdülillah bir uyanma, bir dalgalanma, bir geniş çaplı bir intibah meydana gelmiştir. Yeryüzünün her tarafında günün meselesi İslam'dır. İşte Hoca Efendi'nin anlattığı gibi, Medine'de mekan tutan hocamızın söylediği gibi, Japonya'da, Kore'de, Hindistan'da, Afganistan'da, dünyanın her tarafında bütün Müslümanlar cıvıl cıvıl kayıyor elhamdülillah. Allah en kısa zamanda yeryüzüne İslam'ı hakim kılacak inşallah. Haftaya buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi uzak yakın kadın erkek genç ihtiyar, şurada toplaşan, bekleşen, ağlaşan, dinleyen mümin kardeşlerine İslam hakimiyeti görmeden ruhlarımızı alma ya Rabbi. Yeryüzüne ve yurdumuza İslam'ın hakim olduğunu bize göster Allah'ım. Göster bize ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, iç ve dış düşmanlardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir vecd ile buyurun. İman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Yurdumuz üzerinde, vatanımız üzerinde çeşit çeşit hesaplar için gençlerimizi birbirine kırdırtan ve öldürten kafir düşmanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Başımızdaki idarecilere İslam hidayetini nasip eyle ya Rabbi. Silahlı kuvvetlerimizi İslam'ın bekçiliğine nasip eyle ya Rabbi. Yurdumuzu, yuvamızı parçalamak isteyen bir cümle düşmanlara fırsat ve imkan eyle ya Rabbi.